Sevgili seyirciler, kahve molasına hoş geldiniz. Programımıza yine piyasalarla başlıyoruz. Şu an itibariyle piyasalarda durup nasıl bir görelim. Evet, borsada geri çekilme var. Küresel şartlara da bağlı ama biraz kurlardaki harekete de bağlı. BIST endeksi 94.767 seviyesinde %0.79 oranında gerilemiş durumda. Kurlar, evet, bugün yani dün 5.70'in üzerinde kalmıştı. Bugün 5.75'in de üzerinde. %0.89 yukarıda dolar, 5.76 TL. Euro 6.39 TL'den işlem görüyor. Altında da yükseliş sürüyor. Gram altın 276 TL seviyesinde. Çeyrek altın 452 TL 88 kuruş seviyesinde. Petrol fiyatları 60 dolar seviyesinde duruyor. Bazen 60 dolar seviyesinin altına iniyor ama faizlerde birkaç gündür yükseliş vardı. Bugün hafif gerileme var. 16-18 tahvil, repo 21-25 seviyesinde. Evet. Piyasalardaki son durumu verdik. Şimdi ekonomi gündeminden hazırladığımız bir haber turumuz var. İzliyoruz. Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi Temmuz ayındaki 56.5'ten Ağustos'ta 58.3'e yükseldi. Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Temmuz ayında 77 iken Ağustos ayında %1,1 oranında artış göstererek 77,8 oldu. İşsiz sayısı beklentisi endeksi Temmuz ayında 55,6 iken Ağustos ayında %4,8 oranında artarak 58,3 oldu. Aselsan'ın sipariş tutarı 10,2 milyar doları aşarak tarihi zirve seviyesine ulaştı. Şirket geçen yıl 9,1 milyar dolar sipariş almıştı. Aselsan bu yılın ilk 6 aylık döneminde yaptığı teslimatların yanı sıra 1,8 milyar dolar tutarında yeni sözleşme imzaladı. Bu sözleşmeler arasında 841 milyon avroluk Altay Milli Tank Seri Üretim Projesi, 241 milyon dolarlık Pakistan Atak Helikopteri Projesi ve 113 milyon dolarlık Modüler Geçici Üs Bölgesi Projesi gibi büyük projeler öne çıkıyor. Yılın ilk 7 ayında Türkiye'ye gelen turistlerin geçen yıla göre yaklaşık %70 daha fazla harcama yaptığı bildirildi. Bu yılın ilk 7 ayında hem Türkiye'ye gelen Çinli turist sayısında hem de yaptıkları harcamalarda geçen yılın aynı dönemine göre %85 artış yaşandı. Çinlilerin ortalama harcama tutarı 5.000 lirayı aştı. Aynı dönemde Arapların yaptığı harcamalara bakıldığında 6.782 liralık ortalama harcama tutarıyla Katar birinci sırada yer alırken Katar'a 6.441 lirayla Birleşik Arap Emirlikleri 5.412 liralık harcamayla da Almanya takip etti. Avrupa Birliği'nin tekel karşıtı düzenleyicileri Facebook'un 2 ay önce tanıttığı kripto parası Libra'yı daha şimdiden soruşturuyor. Avrupa Komisyonu tarafından ay başında gönderilen bir belgeye göre kurum, Facebook'un ödeme sisteminin rakiplerine adil olmayacak şekilde saf dışı bırakabileceğine ilişkin endişelerin etkisiyle rekabetçi olmayan davranış potansiyelini inceliyor. Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg'in geleneksel paraları saf dışı bırakma konusundaki hırslarına dair bu soruşturma öncesinde komisyon, Facebook'un gücünü rakip uygulamaları sıkıştırmak için adil olmayacak şekilde kullandığına dair başka bir soruşturma yürütüyordu. Sevgili seyirciler, kahve molasına konuğumuzla devam ediyoruz. Global Enerji Derneği Başkanı Sayın Murat Dilek. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, biz genel ekonomiyi hep konuşuyoruz, sanayiyi konuşuyoruz vesaire ama işin temelinde enerji var. Şöyle başlayalım, Türkiye'de enerji sektörü. Önce bizim enerjideki durumumuz ne? İhtiyaçlar açısından, ithalat açısından ve yatırımlar ne durumda? Son yıllarda bazı enerji yatırımlarında sorun olduğunu duyduk, konuşuldu. Ama başka alanlarda da yeni yatırımlar duyduk. Doğru. Başlayalım böyle. Buyurun efendim. Biliyorsunuz son 10 yıl öncesine gidersek Türkiye'deki enerji %95 oranında ithal ediyorduk. Evet. Ancak doğalgaz, petrol daha doğalgaz çok. Doğalgaz daha çok, evet.
petrol ve doğalgazla ithal ediyorduk. Ancak 2014 yılından sonra bizim yenilenebilir enerjiyle birlikte bu özellikle güneşte piyasa, enerji piyasası 100 kat büyüdü. Güneşte evet aslında o söylediğiniz dönemde biraz gecikme oldu diye de eleştiriler oldu. Yani 2014'e kadar değil mi? Aynen. Ama sonra hızlı bir gelişme oldu. Çok hızlı. Ne oldu orada? Endüstri çok hızlı gelişti. Şöyle anlatayım. Yani oradaki belki hızlı gelişmeyi de rakamlarla anlatmak lazım. 2014 yılında bizim esasında kurulu gücümüz 50 megawatt civarındaydı. Güneşte. Güneşte. Evet. Ancak bu şu anda geldiğimiz noktada o dönemde güneşin Türkiye'nin kurulu gücüne oranı 10.000'de 5'ti. Neredeyse sıfır. Neredeyse sıfır. Ancak şu anda geldiğimiz noktada neredeyse %5'lere geldi. Yani 5.5 gigawatt şu anda güneşten elektrik üretir durumdayız. Çok güzel. Peki aynı hızla devam ediyor mu güneşte yatırımlar? Şu anda aynı hızla devam ediyor ve şu anda yeni bir regülasyon yayınlandı. Yeni bir mevzuat çıktı. Güneşin çatılarda elektrik üretilmesiyle ilgili. Evet, orada vatandaşı ilgilendiren bir durum var. Oradan devam edelim. Sonra tekrar makro noktaya geliriz. Peki. Bu yeni mevzuat vatandaşa ne sağlıyor ya da Türkiye enerji ihtiyacı? Esasında sadece vatandaşı değil. Yani isterseniz bir sanayici olun, isterseniz bir otel sahibi, isterseniz de Bodrum'da bir yazlığınız olsun. Çatınıza güneş enerji santrali kurarak tükettiğiniz elektriği bu santralden sağlarsınız. Fazla elektriğinizde... Kendi enerjinizi oradan sağlarsınız. Sağlarsınız. Fazla elektriğinizde şebekeye satabilirsiniz. Sisteme bu anlama geliyor. Hatta bir de mahsuplaşma çıktı şimdi. Gündüz ürettiğiniz elektriği geceleyin tüketme yolu açıldı. Yani siz ürettiniz, sonra ihtiyacınız var. Aynen. Gündüz ürettiğiniz sistemden aldığınız var, sisteme verdiğiniz var, mahsuplaşıyorsunuz. Hatta evet depoluyorsunuz. Yani şebekeyi bir depolama olarak aslında kullanıyorsunuz. Evet. Peki buradaki o zaman şunu söylemek lazım. Evet bu mevzuat çıktı. Vatandaş ya da şirketler, sanayici, turizmci neyse ne kadarlık bir yatırım ya da harcama yapacak, ne kadar da geri dönecek? Belki piyasadaki enerji daha ucuzdur. Ya işin aslında ne kadarlık bir yatırım yapmak çok doğru bir yaklaşım olmayabilir. Evet. Esasında bu yaklaşık 7 yılda, 7,5 yılda kendini amorti eden bir sistem. Yani siz bir... Ortalama bir şey harcayıp bir sistem kuruyorsun. Evet. Enerjini kendi üretmeye başlıyorsun. 7,5 yılda o amorti ediyorsunuz. Oluyor. Düşünün ki bir çatınıza bir fabrika sahibisiniz. Güneş santralini kurdunuz ve bunu da fonlamasını, finansını bir finans kuruluşuyla yaptınız. Yani siz şu anlama geliyor. Ödediğiniz parayı, dağıtım şirketine ödeyeceğiniz parayı finans şirketine ödeyeceksiniz. Evet, ve o maliyete katlanacaksınız. Evet, bunlar bir de bu sistemler 25 yıl garantili sistemler. 25. Sonra tamamen bedava. Kesinlikle. Yani enerji. Sonsuz bir enerji kaynağı. Evet. Tamamen %100 yerli bir enerji kaynağına sahip olmuş olacaksınız. Zam yok bu kere. Peki yenilenebilir enerjiden devam edelim. Güzel bir haber bu. Hem vatandaş için hem sanayiciler için. Rüzgar enerjisi var. Jeotermal var. Bunların toplamında durum nasıl? Yani güneş, rüzgar hepsi birlikte büyüyor mu aynı süratle? Hepsi birlikte büyüyor. Şu anda size yayının başında da konuşmuştuk. %95'lerde ithal etme durumundaydık. Ancak şu anda geldiğimiz noktada %44'lere ulaştı. Yerli ve milli biliyorsunuz bakanlığımızın... Yerli kaynaklarla ürettiğimiz elektrik, aynen, toplam elektrik içinde, içinde... Aynen, bunların içinde hidroelektrik santraller dahil, evet. Yerli kömür dahil, güneş, rüzgar, biyogaz, jeotermal de dahil olarak söylüyorum. %55 artık ithal ediyoruz ve bu daha da iyi noktalara doğru gidiyor. En azından elektrik için ithal ettiğimiz enerji hızla yerleşiyor. Evet, biliyorsunuz doğalgazdan çevrim santralleriyle biz yani yurt dışından ithal ettiğimiz doğalgazla elektrik üretiyorduk şimdiye kadar. Çok ve sayıda da yatırım yapıldı. Tabii bir de şunu düşünün, şu açıdan da bakmak lazım. Özellikle Güneydoğu'da çok kayıp kaçak oranımız vardı, yaklaşık %16'lara varan. Doğru. Bu sistemle yani çatılara özellikle kurulabilecek bu şebekelerle kayıp kaçak oranı da oldukça düşecek. Ödeyeceğimiz faturalar düşecek. Tabii bizim kurumsal olarak tam istediğimiz noktada mıyız? Tabii ki değiliz. Değiliz. Yani. Keşke ve hayalimiz var. Daha. Aynen mesela bakanlığımız gerçekten bu konuda çok iyi çalışıyor. Sürekli mevzuat değişiklikleriyle pozitif anlamda piyasaya katkı sunuyor. Yani nerede tıkanma var, nasıl açarız? Aynen. Herhalde sürekli, sektörle istişare halinde. Sürekli istişare halinde.
Keşke diyoruz, şöyle bir hayal kuruyoruz. Şu anda mesela bütün enerji tüketicilere, yani bir esnafı düşünün, bir enerji tüketicisi de aslında bir üretici haline gelecek bu yeni mevzuatla baktığınızda. Ama keşke öyle bir hale gelsek ki her üreticiler, bundan sonra her üreticiye mesela komşusuna da elektrik satabilecek duruma gelse. Hı hı. İleride belki de onu da şaşırmayacağız. Hem kendi refah seviyesi artacak, hem de ülke ithalattan kesinlikle kurtulacak, değil mi? Peki şimdi tekrar biraz makro konuşmaya başlayalım. Hı hı. Bu yerli kaynak stratejisi çok doğru ve devam etmeli. Ama bizim mesela bir nükleer enerji konumuz da var. Hı hı. Nükleer enerjide yeni yatırımlar devam ediyor. Çok da geç kaldık. Buraya bakışınız nasıl? Dünyada nükleer enerjiden bir kaçış çıkış mı var? Ya da biz nükleer enerji yatırımı yapmazsak nükleer riskinden kurtuluyor muyuz? Biz kurumsal olarak yenilenebilir enerji ağırlıklı politikalar gidiyoruz. O konuda piyasanın artmasıyla ilgili çalışmalar yapıyoruz ama enerji karmasında nükleer enerjinin gelişmesi çok önemli. Evet. Olması gereken bir durum. Belli bir oranda olması lazım. Kesinlikle olması lazım. Yani bize birçok anlamda bu konuda eleştiriler de geliyor. Yani nükleer enerjinin risklerinden bahsediliyor. Ancak bu riskleri şu andaki durumda, yani şu andaki biz bu nükleer enerji santrali yapmayalım dediğimiz zaman bundan biz bu risklerden kurtulmuş olmuyoruz. Evet. Aslında baktığınızda, yani yakınlarımızda, komşularımızda baktığınızda Bulgaristan'da orada 2-3 tane nükleer enerji santrali var, eski tip. Şu anda Allah korusun patlayacak olsa İstanbul'a kadar negatif etkisi olacağı eminiz. Geçmişte Çernobil'de yaşamıştık. Tabii ki ama yeni yani kurulacak. Yani bizde olmayan bir santral ama bize de etkili. Hala riski var. Ama baktığımızda şimdi eski teknoloji oldukları için daha yüksek riski, değil mi? Eski teknolojide. Şimdi yeni kurulacak sistemlerde binde bire iniyor bu riskler. Evet, güzel. İnşallah orada da doğru politikalarla ilerleriz. İnşallah. Bir de aslında şunu atlamayalım. Enerjide Türkiye çok önemli pazar olduğu için sizin 12 yıldır devam ettirdiğiniz bir etkinlik var. Uluslararası evet. Enerji Kongresi ve Fuarı. Bu yıl ne zaman olacak? Konuklar arasında kimler var? 6 Kasım'da olacak. Her yıl Kasım'ın ilk haftasında yapıyoruz. Biz esasında bu fuarda bir yatırım ajansı gibi de çalışıyoruz. Bu senede 30 ülkeden 200'den fazla yabancı yatırımcı Türkiye'ye gelecek. Ukrayna'dan, Bulgaristan'dan, Körfez ülkelerinden, Afrika'dan. Biz burada bir ticari istihbarat yöntemi geliştirdik. Dış ticaret uzmanlarımız var. Örnek veriyorum, Ukrayna'dan bir panel, Avrupa'dan panel alan bir kişiyi onun konsümentolarından tespit ediyoruz. Arıyoruz onu. Diyoruz ki bakın Avrupa'dan mal alıyorsun ama gelin Türkiye'de bizim böyle bir kongremiz, fuarımız var. Biz sizin konaklamanızı, her şeyinizi karşılayalım. Gelin buradaki piyasaya bakın. Burada da üretici var. Burada da son üretici yıllarda var. Bayağı üretici. Gelin oldu. Burada fiyat al, teklifi alın. Malzemeleri görün diye buraya getirtiyoruz. Tek tek firmalara tanıştırıyoruz. Biz buna B2B diyoruz. İkili iş görüşmeleri yaptırtıyoruz. İşlevi var yani. Aynen. Peki kongrede konuşacağınız konularda neler var? Önemli konular. 6 konuda. Ya da konuklarda önemli isimler. Var. Yani hem siyasi figürler anlamında hem dünyadan önemli enerji siyasi aktörler burada olacaklar. Yani İngiltere'den büyük olasılıkla bir enerji bakanımız ağırlıyor olacağız. Aynı şekilde Bulgaristan'dan konuklarımızı ağırlıyor olacağız. Bunlar heyetleriyle beraber geliyorlar zaten. Dünyanın yaklaşık 40 noktasında, 42 noktasında bizim ayrıca partnerlerimiz var. Buradan esasında getiriyoruz Türkiye'ye yatırımcıları. Bunlarla beraber Türkiye ile bu yakın coğrafyamızla ilgili enerji kanallarını açmaya çalışıyoruz. Evet. Peki fuara katılımcı profili olarak baksak Ankara'da değil mi fuar? Ankara'da. Hani iş dediniz ya firmalar açısından yabancı firmalar. Yerli firmalar nasıl, ölçekler nasıl? Yaklaşık 300'e yakın stand firması var. Bunun da 50-55 tanesi yabancı. Avrupa'dan gelen var. Özellikle Amerika'dan ve Çin'den gelen firmalarımız var. Rusya'dan gelen firmamız var. Hindistan'dan var. Yurt dışından da oldukça fazla. Türkiye enerji konusunda ilgi çok fazla. Evet. Çok kısa bir süremiz var ama benim hep aklımdadır. Şu evet nükleer enerji vesaire, çöpten enerji meselesi. Oradaki potansiyelimizi birkaç cümleyle anlatır mısınız? Tabii. Türkiye çok fazla çöp üretiyor ve genellikle de iyi değerlendiriliyor. Şöyle kişi başı olarak ben size söyleyeyim. Bir kişi günde yaklaşık verilere göre 1 kilogram çöp üretiyoruz. Evet. Yıllık da baktığınızda 30 milyon metreküp çöpümüz var.
Bunu esasında ekonomiye katarak bertaraf edilmesi söz konusu. Farklı konularda da faydalanabilir ama enerji olarak da bir potansiyel. Tabii enerji olarak da çok büyük potansiyeli var. Yani baktığınızda, ne kadarlık bir değer var orada sizin hesaplamalarınıza? Yaklaşık 15 milyon megawattlık bir elektrik üretebiliriz esasında. Bütün çöplere kullanırsak. Bu da yaklaşık dolar bazında bakarsak da 2 milyar doları bulan bir yıllık bir getirisi olacaktır. Evet, oradaki yatırımlar da umarım hızlanır. Evet, evet. Peki, çok teşekkür ediyoruz efendim. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Sevgili seyirciler, kahve molasından bugünlük bu kadar. Yarın görüşmek üzere.